aynen. Bu taraftan lütfen. Nasıl bu kadar büyütülen anlamı? Haklısınız Cemil Bey. Zaman ne de çabuk geçiyor. Canım amcam. Sen bizim her şeyimizsin. Ya vallahi sen olmasan biz ne yapardık amca? İyi akşamlar. Kusura bakmayın geciktim. İşler bitmek bilmedi. Trafik de malum. Afiyet olsun. Hoş geldin Mert. Baba tanıştırayım. Narin Hanım kendisi avukattır. Deniz'in üniversiteden sınıf arkadaşıymış. Hem bizim kasabadan baba biliyor musun? Hikmet Kazan. Memnun oldum kızım. Ben de. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Aslında ben Başkan Bey'i çok iyi tanıyorum tabii. Ama kendisi beni hatırlamaz. Kasabamızın futbol takımının başındaydı. Benim kardeşim de futbol hastası. Neyse. Bıraktık o işleri. Her şey gençlikte. Köşeme çekildim artık. Çiftlikte huzur içinde yaşıyorum. Benim de en beğendiğim hayat şekli bu ama bu kızları bırakıp bir yere gidemiyoruz ki. Ya. Belki artık gözün arkada kalmaz amcacığım. İnşallah. Ayvalık'taki evi toparlasak ne güzel olur. Hem biz de geliriz arada, değil mi? Beni saymayın. Böyle temiz havadan, kırdan, bayırdan hiç hoşlanmam. Ben şehir kızıyım. Ne yersin Nari? İstersen siparişini kendin ver. Sen söyle. Nasıl olsa otel sizin. Siz daha iyi bilirsiniz ne yenir, değil mi? Bu arada oteliniz çok güzel. Yerine bayıldım. Sağ olun, sağ olun. Artık İstanbul'da en iyi iş turizmde. Yaz kış iş yapıyoruz. Vallahi ben burayı yatırım olsun diye 5 yıl önce almıştım. Sonra aklıma girdiler. İşte toparladık, otel açtık biz de. Ama memnunuz çok şükür. Ben personel de çok iyi. Aşçı hele mükemmel. Baksanıza. Geçildi mi? Ne oldu? Vallahi henüz konuyu açan yok. Oralara gelmedik daha galiba. Süper, çok lezzetli. Evet. Bence mükemmel. Çok heyecanlıyım. Ben de. İşte benim ailem doktor. Gerçi oradan buradan toplama mı olsun? Sonuçta bir aile işte. Annem öldükten sonra çok yalnızdım. Artık değildim. İyiyim şimdi. Staj yapıyorum. Narin'le geçireceğim günlerin stajını yapıyorum. Eskiden yabani bir adamdım. Ama artık iyi bir aile babasıyım. Ne konuşmuştuk Sermet Bey? En iyisini umalım ama bir ölçü içinde de gerçekçi olalım, değil mi? Gerçek bu işte. Gerçeğin ta kendisi. Fırat bu gece o kızla nişanlanıyor. Narin de yarın akşam bana yemeğe geliyor. Yanında kankası bir o ressam. Resim çizdireceğim evin bütün duvarlarını o ressama. İyi fikir değil mi? Narin Hanım'ı gelmeye nasıl ikna edeceksiniz? Bana bir söz vermiştiniz. Her şey doğal olarak gelişecekti değil mi? Gönül rızasıyla gelecekti size. Yoksa durmayı, geri çekilmeyi, kabullenmeyi bilecektik değil mi? Çağırdım ben de seni buraya.
Ne yapacağız, ne edeceğiz? Nasıl getireceğiz bu kızı ya? Güzel bir not yazın. Bir çiçeğe iliştirip gönderin evine. Mektup gibi falan mı? Daha kısası. Nasıl bir şey ya? Ben gerilmeye başladım ama. Tamam. Tamam, böyle kısa ama vurucu olsun. Hem de esprili. Ama asla ısrarcı değil. İki satır. Allah Allah. Hem İzmir, hem cam kenarı, hem şoför arkası, hem de bedava. Nasıl olacak? O kadar şeyi ben iki satıra nasıl sığdıracağım? Bu saatte ayık reklamcı da bulamayız. Reklamcı! Aynen ondan işte. Kendiniz yazmazsanız bir anlamı olmaz zaten. Ben mi yazacağım? Bir zahmet. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Fırat için gönlümden geçen hep böyle çıtı pıtı, güzel, zarif, sarı sarı bir kızdı. Allah duymuş gibi bu güzel hanım kızımızı çıkardı karşısına. Üstelik böyle güzel, asil bir ailenin kızı. Demek dünür oluyoruz Cemil Bey ha? İnşallah efendim. Bu gece bir tanışalım istedim. Görenek gelenek neyi icap ettiriyorsa en kısa zamanda onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Sizce de münasipse önümüzdeki hafta ziyaretinize gelmek isteriz Cemil Bey. Şeref duyarız efendim. Çocuklar aralarında kararlaştırsınlar, bize bildirsinler. Ben her zaman hazırım. Müsaadenizle. Çok güzelmiş. Ne kadar çok şey var görmediğim öyle. Sana göstermek istediğim o kadar çok güzellik var ki bu dünyada. Her şey seninle birlikte kat kat daha güzel oluyor zaten. Ben seni asla bırakmam. Kimse görmez bizi. Burası babamın arazisi. Bizden başka kimse yok ki. Baksana. Yarın yılbaşı. Bizimkiler kasabadaki eve gidecek. Ben de çiftlikte parti vereceğim. Ya mutlaka senin de gelmen lazım. Ne olur. Ya tabii. Babam da yollar zaten beni. Hatta kendi getirir. 12'den önce de gelir alır değil mi? Ya niye böylesin ki sen ya? Yani herkes hayatını bu şekilde yaşıyor. Bence sen de biraz başını kaldırıp yani haklarını korumalısın. Her şeyin bir zamanı var. Onun da zamanı gelecek elbet. Ama dur bakalım nerede yani? Bırak insan hakları. Bizim mahalleye genç kız hakları uğramadı daha yani. Ben bu yıla bir tek parça gireyim de başka bir şey istemiyorum. Eğer kendi paramı kazanıyor olsaydım seni o evde bir saniye bile tutmazdım. Ya. Çok seviyorum seni be. Çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum.
Sen olmasaydın ben zaten katlanamazdım bu hayata. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel ve özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Ben seni hep gezdiririm bak böyle. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Müsaadenizle ben de bir lavaboya gideceğim. Fırat'la Narin gelse sonra gideriz. Ayıp şimdi adama kaçıyor gibi bekle. Saçmalama. Gitmem lazım işte. Sen varsın zaten. Allah Allah. Bizim hayatımızla, mutluluğumuzla, geleceğimizle ilgili verdiğin karar bu mu senin? Susmak mı? We'll be right back.